güzel bir konuşmayla topladık. Değerli basın mensupları, yurtsever Rize halkı. Dün belirtmiştik. Rize için kara bir gün yaşanıyor demiştik. Ve Türkiye'nin vatanseverleri, cumhuriyetçileri, Atatürkçüleri bu kara güne bir tepki göstermiştir. Türkiye'nin 81 vilayeti yaşanan görüntülerden rahatsızlık duymuştur. Değerli basın mensupları, saflar hiç olmadığı kadar nettir. Safların bir tarafında doğuda Atatürk heykellerini tahrip edip yakan yıkanlar PKK terör örgütü vardır. Yine o safın içerisinde devlet kurumlarından Atatürkçüleri, vatanseverleri dışlayıp PSK'nın içerisinden atan ve devleti ele geçiren, medyasında, yayın organlarında Atatürk'e hakaretler eden FETÖ terör örgütü var. Yine o safların içerisinde Türkiye'nin laik düzenini, cumhuriyet anlayışını tehdit etmekten çekinmeyen ve her geçen gün şehit haberlerini almaktan bezdiğimiz, usandığımız IŞİD terör örgütü vardır. Ama o safın karşısında 23 Aralık'ta şehit edilen Mustafa Fendi Kubilaylar vardır. İpsiz Recepler vardır. Topal Osmanlılar vardır. Kuvayi Milliyeciler vardır. Tarihin bütün sayfalarını araştırsınlar, bassınlar. Hiçbir zaman Cumhuriyet'e baş kaldıranlar, Atatürk'e isyan edenler tarihte başarılı olamamışlardır. Ve şunu da söylüyoruz. Onlara bu tarihi tekrar tekerrür ettirmek bizim boynumuzun borcu. Son olarak şunu söylüyorum. Rizeli'nin vatanseverliği, yurtseverliğini kimse tartışamaz. Rizeli sapına kadar vatanseverdir. Rizeli Cumhuriyeti'ni, Atatürk'ünü korur, kollar. Çünkü Rize bütün her şeyini çayına ve çayın kurucusu Atatürk'e borçludur. O yüzden şunu ilan ediyoruz. Bakın bu Rizeliler o heykeli yerine koyacak ama bu binadaki koltukları işgal eden belediye başkanını da evine göndermesini bilecektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel basın, bravo. Bravo.